Alo, komşu. Ha, ne yaptın? Ay! Siz geldin! Hoş geldin. Ya. Hoş geldin, güzel kızım. Maşallah, güzel yavrum. Yeter abla, iyi ki gün düzenledin. Bizim yaştakiler artık iyice unuttu böyle şeyleri ya. Tabii siz iyice sersemleştiniz artık annem. Bu günler bizim böyle eski şeylerimiz, eski anetlerimiz. Biz böyle kısırlar yaparız gün. Hepsini öğreteceğim size. Ay. Ne bu? Kedi kumu mu bu? Hayır işte konsept uygun olsun diye kısır yaptım ama kinoa'dan çok güzel. Kinoa'dan? Kinoa. Kapıyı kapama kızlar geliyor. Ya bayağı kedi kumu bu. Tövbe yarabbim. Hoş geldin güzel yavrum. Hoş bulduk Yeter abla. Vallahi ben de ilk kez geliyorum. Güney hayatımda ilk kez katılıyorum ama... Ha. Elimden geldiğince bir şeyler hazırladım. Sen ne yaptın yavrum? Kısır. İnternetten baktım tarifine. İnşallah güzel olmuştur. Bana soyut bir çalışmaya benziyor. Ama deneyip göreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir yiyen olur, bir yiyen olur anneciğim. Gel. Bak ne yaptım ben? Ay limonum da gel. Altına mı yaptın yavrum? Kısır yaptım bildin. Bu da mı kısır? Ay çok acayip bir gün. Ben de kısır yaptım. Şşt, bayağı kısır döngüye giriyoruz. Döner döner dururuz. Burcu. Şimdi benim güzel komşu kızlarım, yavrularım, bugünkü toplanma amacımız... Sizler böyle artık öyle bir hayatın içindesiniz ki... Plazalardasınız, sosyal medyalardasınız falan. İlişkileri unuttunuz. Bizler eskiler böyle toplanırdık hanımlar. Güzel altınımız, günümüz toplanırız. Kısırımızda, dolmamızda oralarda bunlar konuşulurdu. Nasıl gidiyor mesela plazada ilişkiler? Aşneler, fişneler, paflar, fışlar, kuşlar, kıtışklar, puf puflar falan var mı bunlar? Yani ya yok Yeter ablacığım ya. Çalışmaktan fırsat mı kalıyor Allah aşkına ya? Aa, vallahi benden de o kadar. Ya olanları da kapmışlar hep. Güzel. Yani şey diyorum yavrum, zor tabii. Şimdi insan yalnız da bir yere kadar değil mi? Yalnızlık Allah'a mahsus. Hepimizin hayatında biri olsa ne kadar güzel olur değil mi? Misal Tarkan değil mi? Ay. İstemez misiniz Tarkan gibi biri olsun? Ay. Nasıl evlendi değil mi? Çoluğa çocuğa karıştı. Ay Yeter abla, sen ne diyorsun ya? Ay her yerde Tarkan var da biz mi beğenmiyoruz Allah aşkına? Vallahi benden de o kadar. Ya Tarkan bizi ne yapsın ya? Aa güzel. Abla? Yeter abla, sen neden sürekli biz senin kirli bir planın parçasıymış gibi girdin? Aşk olsun, aşk olsun. Hiç kirli bir parça olur mu? Tertemiz bir plan. Henüz duşunu yapmış. Pazar banyosundan yeni çıkmış. Mis gibi kokan biri. Kim o? İbrahim, yavrum. Gel anneciğim. Ağlayayım mı sen? Selamını ver.
Ne haber kızlar? Nasıl? Delicesine etkilendiniz değil mi? Ben yaptım. Yeter ablacığım, sen bunca prodüksiyonu, bu sis makinalarını, müzikleri falan... oğlunu bizle tanıştırmak için mi yaptın gerçekten? Yo, ben salona hep böyle girerim ki 7-24 böyle girerim salona. Anne. Etkilenmediler galiba. Neden etkilenmediler sence Çiki Manki? Şunu saldığın için olabilir mi? İlli kere zorunluyum. Zorunluyum içine çek dedim sana. Şunu alıp neden şu göbek başından aşağı bastırıp fil içine sokmuyorsun? Bak, yavrum. İçine çekilmiş hali. İçine çekilmiş hali. Biraz daha nefesini toplayıp sakince şunu düğmelerinin içine sokabilir misin lütfen? nasıl? Nasıl? Biraz zamanlama hataları olmuş olabilir tabii ki kızlar. Işıkla ve şeyde biraz koreografi hatası yaptık. Evet, erken patlattın konfetiyi çünkü benim tam orada figürüm vardı. Sen yapar mı annene? Öyle mi çalıştık dansı? Hı? Tarkan böyle mi yapıyor? Ya ben öyle mi yapıyorum? Neydi o hareketler peki? Ben öyle mi yapıyorum? Şöyle yapacaktım. Bunu yaptım işte. Ne yapıyorsun? Onu yapınca göbeğin bu tarafa gidiyor. Görmüyor kimse. Ha. Bacağını kapatıyor göbeğin. Evet. Dediğim gibi güzel kızlarım. Kendisi böyle... biraz gürbüz gözükse de aslında tek taş bir pırlantadır. Hanımların dikkatine. Aha. Kısmet ayağınıza geldi. İbrahim Çekiç ayağınıza geldi hanım. 15 dakikada flört edilir, 3 vakte kadar evlenilir. Hadi al götür beni, al akşam pazarı al götür. Allah. Al, isteğin elinde kalıyorum hadi. Arasan bulamazsın benim gibisi, al. Al. Al götür beni. Arasak biz buluruz da, bu özgüven nereden geliyor acaba? Annesinden geliyor Jale. Kendisi çok özel bir çocuk, özel bir yapımda yaptı kendisini. Aşk, sadakat, sevgi, şefkat, vicdan hepsi kendisinde. Ayla ve Müslüm'ün yapımcılarından. Ayla ile Müslüm kim? Kız kardeşiyle erkek kardeşi. Onlar gitti, elimde bir bu kaldı. Alın bunu. Alın. Ya alın bunu ne? Yeter abla ya. Saklama kabı mı bu? Ah, çok daha ötesi tatlı kızım. Yemekler ilk günkü tazeliğini oracıkta koruyor. Bambaşka. Evet, çünkü ikinci güne hiçbir şey kalmaz. Hepsini yerim. Ne yani? Bu şimdi iyi bir şey mi ki yani? Değilmiş gibi gözükse de aslında evet değil. Çünkü görünenler bazen insanları yanıltabiliyor. Biliyor musun Çiki Manki? Şuna içine otururken sok bari. Anneciğim, yastığa sok şunu karnına. Şöyle dursun bari. Ya beni biraz gömeceğine övsen diyorum artık, övsen. Nereni öveyim? Nereni öveyim? Nereden başlayayım? Şu meme başının altına koy bari, şunu iyice soksun lan. Şu bacağını da şuraya topla, şunu sok içine. Evet, dediğim gibi bulaşıkta filan efsanedir yani. Bir numara. Aa, bulaşık yıkıyor mu? Bulaşıkları yalıyor. Evet, kimin tabağında bir şey kalırsa ben de merak etmeyin. Ya çok sevdim ben gerçekten, harikaymış. Ya bu ne ya? Alın bunu. Pardon da bir saniye. Ben kendim buraya örsel ettirmeye gelmedim, tamam mı? Şimdi müsaadenizle bir şeyler yemeye gidiyorum. Tamam, git. Anne, bana bir tabak hazırla be. Oho, bu ne ya? Kendi tabağını bile hazırlayamıyor yani. Yeter abla, kusura bakma da sanal bebek gibi kendine bakamayan evlat yetiştirmişsin. Bu ne ya? Öyle şey olur mu yavrum? Benim oğlum hayat doludur, aşırı yeteneklidir. İnanılmaz sportiftir mesela, atletiktir. Evet. Gerçekten marifetleri saymakla bitmez. Hayat doludur. Aşırı neşeli bir çocuk. Şu operasyon benim kan şekerimi oynattı. 5 dakika kestireceğim. Abla, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu senin elinde kalır. Satamazsın. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bakın bunu alın. Patron çıldırdı.
İnanılmaz bir indirim. Dumping var. Bu çocuğu alana en lezzetli kekimi tarifini hemencecik veriveriyorum. Aa. Yanında benim en iyilerim. Seni mi veriyorsun? Beni nasıl veriyorum. Seni verebilirsin yeter? Ben beni veriyorum, benden beri. Sen seni kim? Nasıl? Beni kendime veriyorum. Nasıl? Yok, beni kendimle beraber sana veriyorum. Temizliğe geleceğim. Haftada 3 gün çitilerim, bücülerim, her şeyi yaparım. İnanılmaz yetenekliyim. Tabii, tabii, tabii değişik şeyler yapıyorum. İnanılmaz yetenekliyim. Bakın ne diyeceğim ama bir şey diyeceğim. Şu çiki mankiye bir baksana. Bak. Bak nasıl kendi habitatında yatıyor, görüyor musun? Ama sizler hepiniz orangutanlara bağış yapıyorsunuz ama. Değil mi? Yaşasınlar diye. Ama orangutanlar kendi elleriyle dallara uzanıp meyveleri koparıp yiyebiliyor, biliyor musunuz? Bu çiki mankim onu da yapamıyor. Bak ölür bu, ölür bak. Yazık değil mi ona? Alın bunu bir, ha? O da can aslında. Al sahiplen o zaman. Kızlar, bir dakika kızlar. Benim için kendi aranızda kavga etmeyin ya. Kavga etmiyoruz zaten. Bakın kızlar. Bir kay canım. Kay. Eğri oturup doğru konuşalım, tamam mı? Ya ben de çok evlenme meraklısı değilim. Yani burada anne baba evinde ekmek elden, su gölden gül gibi geçirip gidiyorum. Ama sosyolojik ve psikolojik baskılar, ülkemizin kültürel yapısı ve jeopolitik konumu gereği bir gün hepimizin maalesef evlenmesi gerekiyor. Yo, benim hiç de evlenmem. Sen bir saniye susar mısın artık sabahtan beri? Kızlar bakın, açık konuşacağım. Piyasanın durumu ortada, kriz var. Bütün yakışıklı ve sağlıklı erkekler kapıldı. Bütün köşeler tutuldu. Doğru bilgi. Doğru. Yaşınız, biyolojik saatiniz geldi, geçiyor kızlar. Tık 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 tık. Değişik bir bakış açısı aslında. Ya beni böyle... Sağ ol canım. Beni böyle zamanının Beylikdüzü'sü gibi, örnek mahallesi gibi... gelişmeye yüz tutmuş erkek gibi düşün. Bana, benim gibilere yönelmeniz gerekiyor. Yani beni gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi olarak görün. Tamam mı? Bende neler var da çıkarttırmıyorlar. Çok doğru. Neler var da çıkarttırmıyoruz. Evet, çıkarttırmıyoruz. Ben yönelebilirim belki de aslında. Şş. Sen biraz ılımlısın sanki. Ne diyorsun yavrum? Olur mu bu iş diyorsun? Ya, yeter abla. Bir şey soracağım. Sor yavrum. Güzel yemek yapabiliyor mu? Yok. Temizle. Yok. Yumurta kırabilir mi? Yok. Nasıl ya? Bir dakika, nasıl yok? Evden gelirken çarpıp da yere düşürüp kırabiliyor mu diye sormuyor. Tavaya atıp da kırıp pişirebiliyor mu diyor. O zaman yok, tamam. Ha, yok. İşi var mı? Yok. Peki olacak gibi mi? Yok. Yok. Tutunacak dalı var mı? Yok. En azından dürüst. Diyorsun. Ben düşünebilirim. Ay hadi ne diyeyim? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oldu mu bu iş diyoruz? Ne diyoruz? Ben zaten bir şey itiraf etmek istiyorum. Ya kızım sen nasıl bir yokluktasın? Sen artık sus. Ya bak çekil şuradan. Hadi İbrahim yavrum, güzel bir konuşma. Yüz oldum sana ya. Ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Şurada içeri girdiğim andan itibaren en çok etkilendiğim kişi sensin. Diğer ikisini gözüm bile görmedi. İlk görüşte vuruldum, senden çok etkilendim. Adını da mıh gibi kalbime, aklıma, ruhuma kazıdım Jale. Jale benim ya. Sussana lan. Yani Leman. Leman benim. Burcu, Burcu. Ben de gönlümü sana kaptırdım Burcu, Burcu. Yani çok inanmadım ama olsun. Güzel, o zaman ne yapalım? O zaman... Çaylarımızı içelim mi? Ne dersin? Tabii yavrum, tabii yavrum. Burada mı? Burada içeceğiz tabii. Nerede içeceğiz? Anne! Yavrum. Ayakkabının bağı çözülmüş. Ayakkabını da mı annem bağlıyor? Anayım. Gelişmekte olan üçüncü dünya ülkesi gibi düşün. Yani ileride ben de bağlayacağım gelişince. Hadi çayımızı içelim burada. Anne bize iki çay, iki tabak. Buradan daha iyi yer mi var ya? Evet, diğer adaylar siz çıkabilirsiniz. Ama siz çıkamazsınız. Aa, ben buna izin vermiyorum. Saçın da çok kötü bu arada. Kalk Burcu, gidiyoruz. Evet Burcu, yürü kalk. Yürü. Ben sevmiştim. Saç
saçmalama artık. Bu ne ya? Nereye Allah aşkına ya? Nereye ama? Ay Allah aşkına yeter abla. Böyle olur mu ya? Ya tutsana o. Ortadakini tutsana bana. Ortadakini tutsaydın niye? Aa, tam olacak gibiydi ya. Ne oldu şimdi? Ne oldu acaba çiki manki? Oğlum şunu niye içine sokamıyorsun? Bir şeyin bu kadar zor olmamalı. Bir deneyelim. Olmuyor. Olmuyor mu annem? Olmuyor. Çek nefesini, topla içine. Topla. Ha, al biraz, al biraz. Ay Allah'ım. Ne yaptın ya? Neden böyle oldun ya? Ben odamdayım. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen ne söyle.